Kripto piyasası için 2024 tahminleri diyor. Buna bir bakacağız. 2024'te neler bekleniyor? Bunun üstüne konuşmaya çalışacağız. Şimdi geçmeden genel olarak şöyle bir söyleyecek olursak 2024'te neler bekleniyor? Hatta tarihler üzerinde ilerleyeceğimiz zaman şöyle bir göz atalım. Zaten 2024'de başlangıcı bile bomba gibi biliyorsunuz. 2024 başlangıcında 10 Ocak tarihinden önce 5-10 Ocak arası idealize edilen 8 Ocak tahmini olarak SEC ETF kabulü gerçekleştirecek. Bu tabii ki 2024 yılının en büyük, hatta kripto tarihinin en büyük olaylarından bir tanesi olacak ki bence en büyüğü olacak. Açık ara bir söylemle hatta. Bunun ardından 2024'ün Nisan'ında 4 yılda bir gördüğümüz halving gerçekleşip satış baskısı yarı yarıya azalacak. Bunun ardından ki burada tabii muhtelif fikirler var. Ardından da olabilir, evvelinde de olabilir. Çünkü Mayıs ayında faiz düşürülmesi Fed tarafından beklenirken Mart'ta Fed'in faiz düşürmesini bekleyenler de var. Bu noktada dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Kesin bir şey söylememek lazım. Mart'ta olabilir. Evet, ya dediğim gibi kesin bir şey söylememek lazım. Mart'ta olabilir. Böyle bir şey söyleyeyim. Dolayısıyla durum bu. Fed en son 3 parti indirim yapacağız demesine rağmen tabii ki söyleyemezler. Onlar da kendince haklı. Fakat minimum 4, ortalama idealize edilen 5-6 kere faiz indirimi yapmalarını bu noktada bekleriz. Durum bu. Bunlar çok önemli hususlardır. Tabii en sonki Fed'in faiz indirimleri tek bir olay değildir tabii ki. Bak ne dedik? 5-6 kere faiz indirecekler. Düşünün ortalama 2 ayda bir 25 bas puan faiz düşürdü haberi olacak. Piyasayla alakalı bu istikrar anlamına geliyor ve olaya bakın. Bir şey söylemeye gerek bile yok bence daha bunun üzerine. Önemli olaylar olarak 2024 Kasım'da ABD seçimleri var biliyorsunuz. Bu noktada hükümet değişecek. Bunun ardından oldukça kripto dostu bir hükümet kurulacak. Nereden biliyorum? Çünkü adayların hepsinin vaatleri açık. Ne vaat ettiklerinin önemi de yok. Bir şey vaat etmeyip başa geçse bile konjektür icabı şu anda bunu yapmak zorundalar. Bu noktada SEC'in de başkanının değişecek olması yine önemli unsurlar. Bunlardan doğacak olan diğer altcoin'lerin ETF kabulleri, kripto tarihinin en büyük yasası olarak karşımıza gelen 2023 inovasyon yasası 2024'te meclisten geçecek. Bu da çok ucu açıktır. Aynı şekilde kripto para ticaret hizmeti vermeye başlayacak. Bu gibi büyük olaylar karşımızda. Aynı zamanda Tesla'nın yeniden BTC'yi kabul etmesi gibi unsurları bekliyoruz. Bunlar en bilindik olaylardır. Tanınmış kripto para analisti Lizards 2024'te Bitcoin için belirlediği dinamik bir zaman çizelgesini paylaştı. Bu önemli olaylar Bitcoin'in yıl boyunca takip edeceği rotayı etkileyecek potansiyel tetikleyiciler sunuyor. Doğrudur işte katalizörler. BTC fiyatını yükseltecek olan ana unsurlar. Ocak ETF dönemi başlıyor. Burada muhtemelen de benim unuttuğum şeyler de vardır. Bakalım Ocak ayı ilk Bitcoin ETF'inin potansiyel olarak diyor. Onaylanmasıyla başlıyor. Bitwise Spot Bitcoin ETF'lerin önümüzdeki 5 yıl içinde 7,2 trilyon dolarlık ABD ETF pazarının %1'ini ele geçireceğini ve bu durumun da 72 milyar dolarlık dev bir yönetim altındaki varlık anlamına gelebileceğini öngörüyor diye doğrudur. Evet. Ocak'ta ETF kabul edilecektir. Bunun ETF lansmanı bakımından dünya rekoru kırması, yani BTC ETF'inin ABD'de oluşturulan bu ETF'lerin dünyada en çok rağbet gören ETF'i oluşturması bekleniyor şu an için. Evet. Mart. Fed faiz oranları Fed'in bu yıl 3 faiz indirimi yapması beklenirken doğrusunu konuştuk zaten. Piyasa beklentileri 2024 yılında 5,1 indirim yapılacağı yönünde. Bu güvercin yaklaşım Bitcoin piyasasını etkileyebilir.
Kesinlikle. Burada Mart'a almış. Tabii 5 parti bir faiz düşüşü üzerine şu anda konuşuluyor. Yukarıda da belirttiği gibi doğrudur. 5 diye idealize edilebilir yani. Bunun da Mart ayında başlaması gerekçesiyle burada Mart'ı gösteriyor tabii ki. Fakat diğer aylarda da olacak yani. Hani burada Nisan, Haziran diye kategorize edeceksek aslında bilemeyiz tabii ama bu aylara da bunu katmak gerekiyordu. Nisan Bitcoin Halving her 4 yılda bir gerçekleşen ve merakla beklenen Halving 2024 Nisan'da gerçekleşecek. Bu olay blok ödülünün azaltılması yoluyla yeni Bitcoin arzını önemli ölçüde azaltır ve geleneksel olarak Bitcoin fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturur. Aynen öyle. Satış baskısı azalır. Haziran, ABD kripto varlıklar yönetmeliği, ABD kripto varlık piyasaları yasası Haziran ayında yürürlüğe girdiğinde Avrupa'ya düzenleyici netlik getirecek. Doğrudur. Ağustos, Elon Musk'ın X üzerinde kripto para deneyi Elon Musk, Ağustos ayında X üzerinde kripto para ödemelerini başlatabilir. Belirli bir lansman tarihi 2024'e kadar uzayabilecek olsa da bu hamle Bitcoin'in benimsenmesi için başka bir yol sağlayarak ilk kripto tabanlı ödeme sistemini büyük ölçekte tanıtabilir diyor. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Elon Musk bunun Ocak ayında olacağı üzerine tüyolar verdi. Göreceğiz. Yani Elon Musk bunun Ocak ayında olabileceğini iddia ediyor. Kesin bir şey söylemediği için biz de kesin bir şey söylemeyelim. Ama Ağustos'un nereden çıktığını hiç bilmiyorum. Sanki birazcık sallamışlar burada. Eylül ayı ABD seçimleri ve Trump'ın etkisi Eylül ayındaki ABD seçimlerinde kazanma ihtimali, Solana ağına katılımı ve platformda ETF'lerin piyasaya sürmesi kripto para piyasasını olumlu yönde etkileyebilir. Donald Trump'ın Mugshot Edition adlı yeni bir NFT koleksiyonu çıkardığını unutmayalım. Dostum bir şey söyleyeceğim. Bak bir dostça bir eleştiri yapayım haberi yazana. Yani hükümetin değişmesini gerçekten Trump'ın Solana ağındaki faaliyetiyle mi şey yaptın yani? Aralık Bitcoin için diyor FASB güncellemesi. 15 Aralık 2024 tarihinden sonra başlayan mali yıllar için geçerli olmak üzere Bitcoin için gerçi uygun değer muhasebesini uygulamaya koydu. Doğru. Yakın zamanda bunun üzerine de konuştuk. Bu da kripto paralara yatırım yapan şirketlerin oldukça işine gelecektir. Haliyle kripto paralara yatırım yapan şirket sayısında da büyük bir artış beklememiz bu şartlar altında gayet normal. 2024 bomba gibi yaklaşıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.